olduğu için Temmuz ayı o da girmemekte. Ama özetle geçmişte Bodrum Kaymakamlığı ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü görevlerini de yapmış olan İzmir Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı, katıldığı Bodrum Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin geleneksel Perşembe toplantısında dikkat çekici açıklamalar yaptı. Bunun nedeniyle iş turizmde de yeterli ziyaretçi alamadı ama hiç olmazsa o Avrupalı eksiğini Bodrum kısabilmekte, iş turizminden faydalarak bunu kapatabilmekte. Konuşmasında Türkiye genelinde ve Bodrum özelinde turizmin kötü gidişinden bahseden Taşbaşı, turizmi yeniden canlandırabilmek için yapılması gerekenlerden bahsetti. Dünya turizmine bakıldığında 1.2 milyar insan seyahat ettiğini söyleyen Cumhur Güven Taşbaşı şöyle konuştu. Bu seyahat eden insanlardan biz 2014 yılına kadar ciddi bir pay alıyorduk. Yani dünyada 6. sıraya yükselmişti Türkiye turizmde. Gelirlerde de 9. sıralardaydık. İyi bir durumdaydık ve her yıl bu giderek ivmelenerek yukarıya doğru gidiyordu. Tabii maalesef 2016 yılında başta terör olmak üzere Orta Doğu'daki bu çılgın vahşi savaş ve Türkiye'nin içerisinde baş gösteren hadiseler Türkiye turizmi geçen yıl rakamlarına göre %40 kayıpta. Bu ciddi bir rakam, yani %40 ciddi bir kayıpta. Turizmin birçok sektörü doğrudan veya dolaylı olarak etkilediğine vurgu yapan Taşbaşı konuşmasını şöyle sürdürdü. Şimdi Türkiye'de şunu artık anlatmamız lazım. Yani bunu anlatacak bu sizlersiniz, sektör sahipleridir. Turizm yalnızca otelcilerin, acentacıların, rehberlerin gelir elde ettiği, onların geçimini sağladığı bir sektör değil ki. Turizm o yörede yaşayan herkesin gelir elde ettiği bir sektör. Yani turizm durduğu zaman herkes durur. İşte karşımda hastane sahibi bir beyefendi var. Hastanelere gelen insan sayısı duracak. Tekstilci bir şey satamayacak. Üretici ürettiği ürünü satamayacak. Yani turizm sektörü tümüyle vuruyor. Şimdi ben geçen hafta geldim. Bodrum'dan Turgut Reis'e doğru giderken yol üzerinde baktım. Bütün dükkanların üzerinde kiralık, satılık tabelalar var. Boşalmış her taraf. Bu çok kötü bir şey. Yani bunu bir şekilde dolere etmek için bir şeyler yapmak lazım. Bunun da Türkiye turizm açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada ciddi bir şey var arkadaşlar. Turizm sektörü ve Türkiye'deki iş adamları, sermaye sınıfı, bu işin örgütlenmesini yapan insanlar resmi kurumlarla çok iyi diyalog kurmaları lazım. Kamuyla, devletle, siyasetle çok iyi diyalog kurmaları lazım. Şimdi ben bu işin içerisinde yıllardır görev yaptım. Yaklaşık 5 yıl Turizm Bakanlığı'nda genel müdürlüğüm var. Gördüğüm tablo şu. Yani baştan o kaçak göçek şeyleri söyledim ya. Bunu niye söylüyorsunuz diyeceksiniz. Yani burada basın da var ama samimi bir konuşma olacak buradaki konuşmam. İçerimdeki duygular neyse, hissettiklerim neyse kimseden çekinmeden size anlatacağım. Çünkü hakikaten bunları yapmazsak, bunları söylemezsek ülkemizin ciddi bir sıkıntıya doğru gittiğini görmekteyim turizm açısından. Bunu aşmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi sektör temsilcileri gelirler. Bizim bakanlık yetkilileriyle, Maliye Bakanlığı yetkilileriyle, işte vergi kurum. Ya bizim bu vergilerden canımız çok yandı. Şunu bir kısalım. Yok iş çalıştırdığımız işçilerin, efendim işte biz bu sene zaten para kazanamadık. Sigortaları kısın. Yok ecir misilleri bizim indirin. Yani hep böyle parasal taleplerle şeyin karşısına, idarenin karşısına çıkarlar. Halbuki yani onlar da haklılar. Ekonomik olarak bir sonraki yıl bu işi idare edebilmeleri için ödeyecekleri vergilerde, ödeyecekleri cezalarda, ödeyecekleri paralarda bir kısıntı olursa belki bütçelerini kapatacaklardır. Ama bu sene bütçenizi kapatırsınız, öbür sene eğer turizmde sürdürülebilirlik diye bir şey vardır, bir kavram var. Bu sürdürülebilirliği sağlayamazsanız bir sene sonra, iki sene sonra işletmenizi kapatırsınız. Onun için bu sektördeki insanların doğruları, gerçekleri net bir şekilde söylemeleri gerekir.
Dünyadaki insanlar seyahat etmekten vazgeçmiyorlar diyen Cumhur Güven Taşbaşı, turistlerin bilinçli seyahat ettiğinden bahsederek şunları kaydetti. Dünya Turizm Örgütü'nün rakamı burada 1.2 milyar. Bu 1 milyardı sürekli yukarıya doğru çıkıyor. İnsanlar geziyor. Ama insanlar bilinçli gezmeye başlıyor. Eğer cebindeki parası azsa, kriz yaşıyorsa, ekonomik kriz, uzak destinasyonları yerine yakın yerleri tercih etmeye gidiyor. Pahalı destinasyonları yerine daha ucuz yerlere gitmeyi tercih ediyor. Tehlikeli destinasyonları yerine daha güvenli, daha sakin yerleri tercih etmeye başlıyor. Onun için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Bu önemli. Ondan sonra da ne yapmamız gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi Bodrum'a Avrupalılar geliyorlar dedim. Ya inanın arkadaşlar, eğer Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz bozulursa ki siyasilerin çok ciddi bu yönde mesajları oluyor. Şimdi şu bir gerçek, ben buna katılıyorum. Bizim ülkemizde ciddi bir terör var. Bu ülkeyi bölmek ve parçalamak için bu terör gittikçe azgınlaşıyor. Yani bu FETÖ terör örgütü de bunun için uğraşıyor. Doğudaki PKK terör örgütü de bunun için uğraşıyor. Avrupa Birliği ülkeleri de bunlara yandaşlık yapıyor. Bu bir gerçek. Ben bunu anlamış ve özümsemiş bir insanım. Yani bu bir gerçektir. Bu ülkemizin bir gerçeği. Ama biz Avrupa Birliği'nin siyasileri bu işi yapıyor diye biz Avrupa ile olan ilişkilerimizi, turizm ilişkimizi, ekonomik ilişkimizi zıt diye kesemeyiz. Bu ülkenin Avrupa ile ticareti %64 ihracatımız Avrupa'ya arkadaşlar. %64. Bu anlamda Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizin çok önemli olduğunu düşünüyorum ve Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimiz bozulursa ekonomik sıkıntının da bizi örseleyeceğini düşünmekteyim. Turizmde yatak sayısının ihtiyaçtan fazla olduğunu öne süren Taşbaşı, bu dönemlerde bu yatak arzını kısıtlamamamız lazım. Bu konuda yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor. Zaten sektör bir kriz içindeyken yeni arzlarla piyasada bolluğu artırıp fiyatları düşürmenin çok doğru bir şey olmadığını düşünüyorum ifadelerini kullandı. İç turizm de çok zayıf şekilde gitmekte. Peki bir de Kapadokya ve İç Anadolu'da ve İstanbul odaklı kültür turizmi yapan yerlere baktığımızda oralarda da gerçekten yabancı gelmezse durumun çok facia olduğu gözlenmekte. Ülke olarak son zamanlarda bozulmuş bir imajımızın olduğunu ve bu imajın kesinlikle düzeltilmesi gerektiğini anlatan Cumhur Güven Taşbaşı, kültürel, sportif, sosyal bir etkinlik yaparak turizmin yeniden hareketlendirilebileceğini söyledi. Taşbaşı konuşmasını şöyle sürdürdü. Bu imajı kesinlikle düzeltmemiz lazım. Ege bölgesinin ve başta Bodrum ve Ege bölgesinin bu imajı çok kolay düzeltebileceğini düşünüyorum. Nasıl düzeltecekler? Şimdi size soruyorum. Yani gerçekten burada bir terör var mı Bodrum'da? Yok. Buraya gelen ziyaretçiler bu yazın geldiler. Hepsi sağlıklı bir şekilde geldi, gittiler. Şimdi bunu dünyaya şöyle anlatabiliriz. Biz turizmi bir kenara bırakıp sizin şu Bodrum kamp yarışlarınız var ya, hayran oluyorum ona. Yani o kadar güzel bir yarış ki. Bunun gibi sportif ve kültürel ortak etkinlikler yapmak lazım Avrupa'ya. Avrupa insanıyla sportif ve kültürel sosyal etkinlikler yapıp buraya davet etmek lazım arkadaşlar. Ve onların beraberinde gazetecileri, onların beraberinde medya mensuplarını getirip burayı göstermek lazım. Şimdi yalnızca turizm için çağırırsanız gelmiyorlar. Bu bir turizm etkinliği. Ama eğer bir sosyal etkinlik yaparsanız, bir kültürel etkinlik yaparsanız, bir sportif etkinlik yaparsanız geliyorlar. Ben Bodrum Cup'un ödül töreninde buradaydım. Çok yabancı gelmişti. Taşbaşı, Avrupa Birliği ile olan ilişkilerin turizm açısından önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı. İnsanlar artık, bakın arkadaşlar, seyahat ederken şunlara çok dikkat ediyorlar. Bir, demokrasi var mı? İki, insan hakları var mı? Hukuk var mı? Bir hukuksuzluğa uğrarsam gittiğim yerde hukuksal bir sıkıntı yaşar mıyım diye. Bunları sağlayamazsak istediğiniz kadar otel yapın, istediğiniz kadar otobüs alın, istediğiniz kadar müze açın. Hepsi hikaye. Gelmezler. Bunu sağlamanın yolu da Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi iyi kurmaktan geçiyor. Onu da söyledim. Avrupa Birliği ülkeleri, evet, başta Brüksel olmak üzere, Türkiye'de terörü destekliyorlar. Destekliyorlar.
Bizim için sıkıntı mı? Sıkıntı. Ama biz buna bakmayacağız arkadaşlar. Biz burada, ben burada kaymakamken Kos Adası'yla sürekli 15 günde bir, 20 günde bir ilişkilerimiz oluyordu. Oradaki insanlarla konuştuğumuzda bana şöyle bir şey dedi birisi. Türkiye ile Yunanistan'ın ilişkilerini bozan askerlerle siyasilerdir. Bu iki halkın hiçbir birbirine düşmanlığı yoktur. Biz birbirimizi tanıyan insanlarız diyordu. O kadar güzel özetledi ki iki kelime. Düşmanlığı sağlayan askerlerle siyasilerdir. Bu düşmanlıklar rant sağlıyorlar dedi. Son günlerde Bodrum gündeminden düşmeyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sit alanları ile ilgili çalışması ile ilgili bir soruya da cevap veren Cumhur Güven Taşbaşı şu ifadeleri kullandı. Biliyorsunuz iki tane sit var. Birisi arkeolojik sit, bir de doğal sit. Arkeolojik sitlere Kültür ve Turizm Bakanlığı, doğal sitlere de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bakmakta. Şimdi gerçekten geçmiş yıllarda Türkiye'de doğal sit diye birçok yer gereksiz yere sit kapsamına alındı. Ve birçok insan da mahrum edildi. Yani zor durumda bırakıldı. Bununla hepimiz hemfikiriz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bunu önlemeye yönelik bir çalışması var. İzmir'de bunu bitirdiler. İhaleye çıkıyorlar. Bir şirkete bu sit ilgilenmesini yaptırıyorlar. Bütün hangi bölgede ihaleye çıkmışlarsa o bölgede alan şirket bu konunun uzmanı profesörlerden, hocalardan kurulu bir kurulda bölgeyi tarıyorlar. Çünkü doğal sitte süre de çok önemlidir. Belli bir 6 ay gibi bir gözlemleme o bölgedeki bitki çeşitleri, flora yapısını, suyu yapısını, nasıl orada yaşayan hayvan cinslerini falan kontrol ediyorlar. Ona göre bir derecelendirme yapıyorlar. Bunu Bodrum Yarımadası'nda da yapacaklar. Bunu çünkü bütün Ege'de yapmayı düşünüyorlar. Ben bunun eğer doğru ve düzgün bu söylediğim şekilde yapılırsa Bodrum Yarımadası için yararlı olacağını düşünmekteyim. Evet, haksızlığa uğrayanlar varsa onlar da haklarını alsınlar. Ama bunu bir fırsat bilerek Bodrum Yarımadası'nın ve koylarının yeniden talan edilmesinin doğru olmadığını düşünüyorum.